Prokaryot hücre bir canlı ile ilgili hangisi kesinlikle doğru olamaz diye sormuş. Kalıtım materyali çekirdekte bulunmayacaktır. Nerede bulunacaktır? Sitoplazmada bulunacaktır. Kesinlikle mi sitoplazmada bulunur? Evet kesinlikle sitoplazmada bulunur. Adana patladı. Hücre zarının dışında hücre çeperi bulunmakta. Evet. Peptidoglikan hücre çeperi var mı? Var arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Çoğunda bulunmakta bu arada. Yani hepsinde yok tabii ki de ama çoğunda bulunmakta. Tabi prokaryot diyorsa eğer ki akileri de almamız lazım o zaman ne olacaktı? Bir tanesinde psiodo ne olacaktı? Peptoglikon olacaktır. Şunu hatta şöyle silelim. Psiodo, peptidoglikan. Yalancı peptidoglikan diye adlandırılır. Protein sentezinden sonra organeli stoppazmalıdır. Evet ribozomu nerede olacaktır? Stoppazma da olacaktır. Doğru. Yer değiştirme hareketini sağlayan kamçıda bulunabilir diyor. Kesinlikle bulunacak diye bir kaydı yok kesinlikle doğrulamazı soruyor. Tek hücre Kesinlikle doğru. Tek hücre elde. Bu vatandaşımız. O zaman ilk sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen olaylarından hangileri dehidrasyona örnektir diyor. Glikojenin glikoza dönüşümü demiş. Glikojeni aldım. Yazdım glikojeni. Artı su koydum glikojeni. Ve bundan ne elde ettim? glikoz elde ettim. Kaç tane glikoz elde ettim? En tane glikoz elde ettim değil mi? Bu su nerede burada? Su girenlerde. Su girenlerde ise bu tepkimenin ismi ne olacaktır? Hidroliz olacaktır değil mi değerli dostlar? Dehidrasyon değil. Glikozun karbondioksit ve suya yıkımı demiş arkadaşlar. O zaman nedir bu? Bakın glikozun karbondioksit suya yıkımı demek oksijenli solunum demektir. O zaman ne olacaktı? C6H12O6'yı aldım. Artı 6 tane oksijen yazdım ne çıktı? 6 karbondioksit ve 6 tane su açığa çıktı. Artı 32 tane de ATP açığa çıktı. Şimdi burada su nerede değerli dostlar? Su burada dikkat ederseniz ürünlerde. Bu tepkime dehidrasyon tepkimesi gibi gözükse dahi dikkat ederseniz bir nedir arkadaşlar bu? Yıkım tepkimesidir. Ben burada glikozu ne yapıyorum? Yıkıyorum. Dolayısıyla bu reaksiyon dizisi katabolik bir reaksiyondur. Yani yıkım reaksiyonudur. Ama ama bir dehidrasyon veyahut da bir hidroliz reaksiyon değildir. Şöyle bir dipnotçuk yazıyoruz. Diyoruz ki oksijenli solunum, oksijenli solunum ve fotosentez reaksiyonları bir anabolizma ve katabolizma örneğidir. Eyvallah. Fakat bir dehidrasyon veyahut da veya hidroliz değildir arkadaşlar. Tamam mı? Değildir. Örnek olaraktan verilmez. Bu yüzden ne oldu arkadaşlar? Patladı. Glikoz ve galaktozdan laktoz üretimi demiş. Ne yapacağım abi? Glikozu alacağım. Artı diyeceğim galaktoz. Galaktozu da aldım. Bunları ne yaptım? Topladım. Ve ne elde ettim? Laktoz elde ettim. Ve ne açığa çıkarttım? Su açığa çıkartmış oldum. Su nerede? Su ürünlerde. Burada ben bir şey yapıyor muyum? Yapıyorum. O zaman bu tepkime dehidrasyon örnek mi? Elbette örnektir. Hangisi dehidrasyon örnektir? Diyor bize zaten. 2 numaralı sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Sağlıklı bir kadın üreme sistemi kısımları verilmiştir diyor. Bu arada bu soru AYT sorusu aslında bakarsanız, Fakat buraya konmuş. Bilginiz olsun yani AYT kısmında sorulması gereken bir soru. Çünkü üreme sistemi sorusu. Şekilde 1 ve 2'de gösterilen kısımlar ve bu kısımlarda gerçekleştiği olaylarla ilgili hangisi doğru olamaz diye sormuş. Şimdi bir numaralı kısım fallopi tüpüdür. Evet şurası ne olacaktır arkadaşlar? Fallop tüpü olacaktır. Doğru. 2 numaralı kısım endometriyumdur diyor. 2 numaralı kısım ne olacaktır? Endometriyum tabakası olacaktır. Kan damarlarının içi endometriyum tabakası. Doğru. Döllenme diyor 1 numaralı kısımda gerçekleşir diyor. Evet, fallop tüpünde sperm artı yumurta ne yapacaktır? Döllenecektir ve bundan ne meydana gelecektir? Zigot meydana gelecektir. Embriyo 2 numaralı kısma tutunaraktan gelişimini bu kısımda tamamlar. Evet burada uterus'a ne yapacaktır? Tutunacaktır. Ve arkadaşlar ne yapacaktır? Sonuç itibariyle e, gelişiminin tamamlayacaktır. Bu tabakada şu kısım uterus'dur. Üçgen kısmı uterus'tur. Şu tabakanın ismi ise yani şurada uterus'un içermiş olduğu tabaka kılcal kan damarlarıyla kaplı olduğu için endometrium tabakası deriz. Bilginiz olsun. Zigotun ilk mitoz bölünmeye başladığı kısım 2 numaralı değildir. Döllenmeden sonra zigot oluştuktan sonrasında mitoz bölünmeler başlar. Bu yüzden 2 olmayacak 1 numara olacaktır. Cevap ne gelmiş oldu? 3 için Edirne gelmiş oldu. Aşağıda verilen hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden değildir? Metabolik olaylar gerçekleştirme tüm canlılar sonuç itibariyle boşaltım reaksiyonlarını ne yapacaktır? Ge gerçekleştirecektir. Tüm canlılar anabolizma veya da katabolizma reaksiyonları gerçekleştirecek mi? Elbette doğru. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ne demeye çalışıyor buna? Diyor ki 6 karbondioksit ve 6 suyu alır diyor tüm canlılar. Ve diyor bunu C6H12O6'ya diyor çevirir diyor. Ve bundan diyor oksijen elde eder diyor. Bakın bu tepkime nedir arkadaşlar? Fotosentez reaksiyonudur. Ve Veyahut da yine aynı şekilde kemosentez reaksiyonudur. Fotosentez ve kemosentez reaksiyonlarına bakarsak eğer ki bunları tüm canlılar gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremez. Bolu patlamış oldu. Besin monomerlerinin yıkımıyla ATP sentezleme tüm canlı ATP sentezlemek durumunda yaşamını devam ettirebilsin diye. Genetik materyalden DNA bulundurma tüm canlılarda ortak basit organik moleküllerden kendi kendine özgü kompleks moleküller sentezleme. Örnek en tane amino ben bundan ne elde ediyorum? Protein elde etmiş oluyorum. Bakın basitten kompleks yaptım mı yaptım protein sentezi elde ettim. Yani protein elde etmiş oldum. O zaman edinme de doğru bir sıkıntı yok. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı ne gelmiş oldu? Bolu gelmiş oldu. Hava kirliliğinin artması velenlerden hangisinde artmasına sebebiyet verebilir diyor. Hava kirliliği sera etkisini sağlar mı? Sera etkisi demek ne demektir arkadaşlar? Atmosferdeki karbondioksit gazının artması ve buna bağlı olaraktan küresel iklim değişikliğine sebebiyet veren küresel ısınmanın meydana gelmesi. Bu sağlar mı? Sağlar. Asit yağmuru olumsuz bir sonuç mu? Evet olumsuz. Bakın hava kirliliği olumsuzdur. Asit yağmurları da ne olacaktı? Olumsuz bir etkiye sahip olacaktı. Bu kime zarar verecek? Bitkilere zarar vermiş olacak. Ozon tabakasının kalınlığının artmasına sebebiyet verir mi? Hayır. Neye sebebiyet verir? Azalmasına sebebiyet verir. Azalmasına. Dolayısıyla ne olacaktı? 3 patladı. Hangisinin artmasına sebebiyet verir diye sormuş bize. O zaman sera etkisinin ve asit yağmurlarının artmasına sebebiyet verecektir. Cevabımız ne gelmiş oldu? 5 için Ceyhan gelmiş oldu. Otozom kromozomlarıyla taşınan kalıtsal bir özellik bakımından çekinik fenotipteki tüm bireyler soy ağacında gösterilmiştir diyor. Bakın soruda size anahtar kelime neresi? Otozom kromozomu diyor ve çekinik diyor. O zaman içi dolu görmüş olduğum vatandaşların tamamına küçük a küçük a yazacağım. Yazıyorum. Diğerlerine ise büyük a tire çekeceğim. Neden? Yanına ne gelecek bilmiyorum. Büyük a da gelebilir, küçük a da gelebilir. Bu yüzden büyük a tire çekiyorum hepsine. Sonrasında ise bulunmacı çözermiş gibi ne yapacağım? Çözeceğim bunları. Şöyle iki beyin çaprazlanması söz konusuymuş. Bunlar meydana gelmiş. Bakın buraya ben büyük A büyük ağ da yazsam, büyük A küçük ağ da yazsam şu vatandaşta her harikarda ne gelecek? Büyük A küçük A gelecek değil mi? Ama şuna büyük A ve attı, küçük A yazabilir. Peki. Şöyle iki beyin çaprazlanmasından küçük ağlı böyle meydana geldiyse o zaman bu arkadaşlar ne olacaktı? Büyük A küçük A olmak durumunda. Bu iki beyin çaprazlanması sonucunda 4 numaralı bireye bakarsak eğer ki bu büyük A, büyük A veyahut da büyük A, küçük A olabilir. Fakat 4'ün çocuğuna bakın küçük A gelmiş. Dolayısıyla bunun büyük A gelme ihtimali yok. Neden? Şununla şunu çaprazlarsan bu gelmez. Dolayısıyla bu ne gelecek o zaman değerli dostlar? Küçük A gelmiş olacaktı. Böyle iki bireyin çaprazlanmasından şu vatandaşın büyük A, büyük A da gelebilir. Büyük A, küçük A da gelebilir. Ne soruyor bana? Buna göre diyor, numaralandırılmış bir yerden hangilerinin ilgi özellik bakımından genotipleri kesin olaraktan belirlenir. Şimdi bir belirleniyor belirlenmiyor. O zaman bir patladı, patladı, patladı. 2 ve 3 belirleniyor. Bak 2 ve 3 burada zaten. Bu da patladı. Cevap geldi. 4 kesin belirleniyor Belirleniyor bakın dikkat edersiniz. 5 belirlenmediğini söylemiştik zaten. O zaman 6 numaralı sorumuzun doğru cevabı ne gelecektir? Denizli gelmiş olacaktır.